Depremin 22. günündeyiz ve aralıksız olarak 22 gündür, bazen günde birkaç defa, kimi zaman bütün gün yayınlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Farklı konuları konuşuyoruz, tartışıyoruz. 22 gündür, gün gün neredeyse, hatta saat saat, dakika dakika depremde neler yaşandığını, bölgedeki gelişmeleri hep beraber yakından takip ediyoruz. Bir yandan kimi zaman detaylara odaklanıyoruz, kimi zaman bir adım geriye çekiliyoruz ve olan biteni büyük resimde görmeye çalışıyoruz. Depremin 22. gününde son 2 gündür ortaya çıkan çeşitli haberler, gazetecilerin yaptığı haberlerle ne yazık ki görüyoruz ki Türkiye'nin en köklü kurumlarından bir tanesi Kızılay enkazın altında kaldı ve enkazdan çıkmayı başaramadı. Kızılay önemli bir kurum. Özellikle Türkiye için çok önemli bir kurum. 22 Ağustos 1864'te Cenevre'de 12 hükümetin katılımıyla düzenlenen uluslararası bir toplantıda kuruluyor ve de Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin kurulmasıyla Osmanlı hükümeti de 5 Temmuz 1865'te bir dernek kuruyor ve bu dernek 1935 yılında önce Türkiye Kızılay Cemiyeti oluyor. 1947'de de Türkiye Kızılay Derneği olarak adı değişiyor ve de bugüne kadar çeşitli faaliyetlerle Türk halkının kanını vermekten çekinmediği, bizim çocukluğumuzda harçlıklarımızı zarfın içine koyup gönderdiğimiz, hepimizin kalbini, sevgisini kazanan bir Türkiye'nin gururu, uluslararası gururu bir sivil toplum kuruluşuna dönüşüyor. Kızılay kendi içinde farklı görevler üstleniyor yıllar içinde. Afet yönetimi yapıyor, kan hizmetlerinde bulunuyor. Uluslararası yardımlarda Türkiye'de son 10 yılda mesela 78 farklı ülkede 137 ülkeye yardım eli uzatıyor. Sosyal hizmetler veriyor. Kızılay çadır ve tekstil üretiyor. Ve de bugünkü yapısına da geliyor. Bugün karşımızda aslında iki ayrı Kızılay var. Bu Kızılaylar kendi 2021 raporlarında da durumlarını anlatıyorlar. Bir Kızılay anonim şirketi var. Burada birinde 12 müdür var ve bir CEO var. Ve Kızılay Yatırım var. Onda da 5 müdür ve bir CEO var. Kızılay'ın genel başkanı Kerem Kınık. Bir de genel müdür var, CEO İbrahim Altan. İbrahim Altan aslında Türkiye'nin daha önce tanıdığı bir isim. Daha önce Bahadır Özgür açıklamış mesela bunu da oradan öğreniyoruz. Deniz Feneri davasında 2012'de beraat eden Deniz Feneri davasında adı da bilinen bir isim. Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isim. Kızılay'ın aslında son yıllardaki değişimine de dikkatli bakmak lazım. Çünkü farklı bir şekilde, farklı bir anlayışla yönetilmeye başlandı ve bu Kızılay çok bizim tanıdığımız Kızılay'dan çok daha farklı bir yere doğru oldu, savruldu ya da değişti diyebiliriz. Daha şirketleşen, daha farklı bir şekilde kendine gelir modelleri üreten bir Kızılay'la karşı karşıyayız. Hani bizim zamanımızda mesela Kızılay sodası vardı. Belki yeni kuşaklar bilmez ama o zamanlar Kızılay'ın geliri olarak bu da önemli gelir kaynaklarından bir tanesiydi. Elbette dünya değişti. Yeni enstrümanlar var, modern, havalı deyimiyle diyelim. Kızılay da bu değişen dünyada gördüğümüz kadarıyla yerini aldı. Kızılay ile ilgili bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir haberde görüyoruz ki, daha öncesinde geleyim pardon, 2011 yılında bir kırılma yaşandı. Van depreminde Kızılay'ın yeterli olup olmadığını bizzat ben de oraya gidip görmüş, bakmış ve hatta ne yazık ki bazı polemiklerin içinde bulmuştum. Kızılay'ın yeterince çadır olup olmadığı çok konuşulmuştu. Biz gazetecilerin haber yapması üzerine de tartışmalar alevlenmişti. Anladığımız kadarıyla 2011 yılında Kızılay bir kırılma yaşıyor ve bu çadır işlerinde biraz daha AFAD'a teslim ediyor. AFAD, Türkiye'nin afetle mücadele belki de kurumlarından bir tanesi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ve de AFAD hem Türkiye'nin afete hazırlığını bakıyor hem uluslararası yardımlara da bakıyor. Özellikle Suriye İç Savaşı'nın başlamasından sonra hem Suriye sınırında hem Suriye'nin içinde kimi bölgelere AFAD'ın yardımlar yaptığında bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberinden öğreniyoruz. Ve de bu yardımlardan da özellikle bugün depremden etkilenen Hatay'daki kendi şeylerinden, deposundan büyük miktarda çadırların aktarıldığını görüyorsunuz. Bu Suriye'deki ihtiyacı olanlara, farklı gruplara.
farklı iddialar var ama o iddialara hiç girmeye gerek yok. Farklı gruplara aktarıldığını bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin haberiyle hep beraber öğrenmiş durumdayız. O da şu anda en çok konuşulan konular arasında. Şimdi son iki yılda pek çok şey dağıtılmış, pek çok şey çadır gitmiş ve de 5 Şubat'a böyle bir şekilde gelinmiş. Şimdi 5 Şubat'ta hatırlarsınız ilk deprem olduktan sonra ilk olarak insanlar can derdindeydi. Herkes ilk iki günde en azından ordu acaba tam hattıyla çıktı mı çıkmadı mı sahada mı değil mi diye endişeleniyordu. Fakat ikinci günden itibaren daha doğrusu ilk günden itibaren vardı da insanlar ya çadır yok demeye başladı. Biz de canlı yayınlarımızda nereye bağlansak insanlar çadır yok diye şikayet etmeye başladılar. Ve hepimiz biliyoruz ki 5 Şubat'tan itibaren Türkiye her şeyde olduğu gibi yardım konusunda da ikiye bölündü. Ve AFAD'la Ahbap yarışmaya başladı. Doğal bir şey. Herkes kendi görüşüne göre derneklere bağışta bulunabilir. Kimi insanlarımız AFAD'ı seçti, kimileri de Ahbap'ı seçti. Hepimiz biliyoruz ki mahallenin büyük bir sırrı olarak Ahbap'ı seçenler AFAD'ın çeşitli işlerde ya da AFAD'a çok güvenmiyorlardı. O yüzden Ahbap'ı seçtiler. Yani Ahbap kendisi daha sivil bir inisiyatif olarak alımları yapsın ya da şey yapsın. Tabii bu bir süre sonra AFAD'la Ahbap arasında bir çekişme varmış gibi bir intibaya dönüşmeye başladı. Bunda farklı sosyal medya hesaplarının da öne çıkmasının rolü oldu. Hatta yani devletten de çeşitli açıklamalar yapıldı. Yani aba altından sopa gösterildi. Ya bu hani AFAD var, Ahbap ne oluyor? Gerekirse farklı yerlerdeki şeylere müdahale edilebilir gibi. Ve de o sırada biz tabii bilmiyoruz, sonradan öğreniyoruz. Bunu da Murat Ağrı'nın haberinden öğreniyoruz ki Ahbap paralar kendi güçlerini yaklaşık kaç katı yani neredeyse 5 katı 10 katı kadar para geldiğini görüyoruz. Hatta 50 katı dedi biraz bugün Fox TV'de haber Fox Haber'e katılan Haluk Levent. Ve de bu paralarla harıl harıl çadır aramaya başlamışlar. Biliyorsunuz kampanya düzenlediler. Haluk Levent bütün ünlüleri, destek olan ünlüleri arkasında dizdi, açıklamalar yaptı. Ve o sırada başvurdukları bir yerde Kızılay olmuş. Ve bugün anlıyoruz ki Kızılay da o sırada bunlara kulak vermiş. Demiş ki kendi şeylerinde bulunan çadırlardan işte 2050 tanesini AFAD'a satmaya karar vermiş. Şey Ahbap'a. Yani şunu yapmamış hani bizim ya şurada şu anda depomuzda şu kadar çadır var. Zamanında Suriye'ye de bu kadar çadır gönderdik. Şu anda Hatay'da ihtiyaç var. Biz bir Kızılay kuruluşuyuz. Bunu hemen Kızılay adına AFAD'a yollayalım dememişler. Üçüncü gün. Bakın üçüncü gün, üç gün geçmiş depoda çadırlar var ve bu çadırları çünkü skandalı sadece bir gönlüyle bakmayın yani. Üç gün boyunca o çadırlar durmuş depoda. Ahbap ne zamanki gelip biz alalım deyince parası mukabilinde Ahbap'a satmış. Sonra ne yapmış? Sattıktan sonra göndermeye başlamış merkeze, şey farklı yerlere. Yani Ahbap gidip almamış ama o çadırlar üç gün orada beklemiş. Ya Ahbap şey kızlar şunu da yapmamış ya ne Ahbap'ı kardeşim biz burada zaten yani 1845 yılında bu amaç için kurulmuşuz. Bugün bu ülkenin insanı aç açıkta kalırken Ahbap'mış, Mahbap'mış, Şahbap'mış bunlarla gerek yok. Bizim görevimiz bu. Biz bunu götürelim AFAD'a verelim. Kendimiz götürüyorsak da AFAD'a götürelim dememişler. Almışlar satmışlar hatta bununla da yetinmemişler. Konserve satmışlar. Ahbap kendi aldıkları gıda ürününün %7'sini Kızılay'dan aldıklarını söylüyorlar. Ve de tabii biraz daha şimdi bugün ağzından kaçırdığını düşünüyorum ben şeyin Haluk Levent'in biraz toparlamaya çalıştı ama bugün dediğine göre 2050'sini çadır alıyorlar ve de bir miktarda getirelim o tweet'i. Ayrıca kendisi diyor ki sonrasında işte şu kadar ailenin şu kadar bir yıllık yetecek kadar orasını biraz yuvarlıyor Haluk. Ve de oradan da konserve ve yiyecek sattığını görüyoruz. Yani bir yardım kuruluşuna, başka bir yardım kuruluşuna Kızılay yiyecek satışı da yapmış. Yardımı demeyelim, para karşılığında bunları da yapmış. Seher Sultan var, gazeteci arkadaşımız. O da ilginç bir şekilde başka bir haberi duyurdu. Aynı günlerde, yani bu satışların yapıldığı günlerde Kızılay holdingleşmeye giderken Kızılay Portföy adında bir şey kuruluyor. Yani depremden 3 gün sonra kapa bildiriliyor. Ve de kendisi bir gayrimenkul girişim sermayesi portföyü kurduğunu anlıyoruz. Ve daha önceden başlatılan bir işlem. Yani o gün başlamamış ama bir yandan da Kızılaycılar bunlarla uğraşıyorlar. Yani
bir şey üretiyorlar. Yani bir portföyle borsaya girmek istiyorlar. İşte orada İslami şeylere uygun bir şekilde konut satışı yapacaklar. Bu konuya birazdan yine değineceğiz. Fakat yani ortada büyük bir çadır sıkıntısı var. Ama biz yine aynı günlerde Kızılaycıların bir kısmının da buradaki işte bir şey bir portföy kurup onun işte kota ettirip oradan bir şekilde yeni bir kaynak aradıklarını görüyoruz. Böyle bir şeyin aynı günlerde yaşandığını görüyoruz. Şimdi tabii bunlar ayyuka çıkınca yani çadır deyince depremden 4 gün sonra Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık bizim yayınımıza bağlandı. Ne demişti o yayında, hatırlayalım isterseniz. Çadır noktasında var sıkıntı. Yani barınma noktasında sıkıntı var. Ondaki sorun da şu. Biz depolarımızdaki 40 bin çadırın tamamını AFAD'a teslim ettik. Onlar da kendi depolarındaki çadırlarıyla beraber bütün milli kapasiteyi şu an sahaya seferber etmiş durumdalar. Dolayısıyla çadırlarla ilgili şöyle bir durum var Cüneyt Bey. Şimdi insanlar toplanma yerlerine gelmiyorlar. Doğal olarak ya cenazeleri var ya işte bir canlı çıkma ümidi var diye o evlerin başlarından ayrılmıyorlar. Dolayısıyla toplanma merkezlerine kurulan çadır kentlere insanlar çok fazla gelmiyor ya da gelse bile bir süre sonra bir bakıyoruz çadırı sökmüş, yıkık evinin önüne götürmüş insanlar. Dolayısıyla böyle bir şey var, eğilim var. Burada bir kısım insanlar da hani evi henüz hasar tespiti net yapılamadığı için aslında evi sağlam olabilir ama korkudan giremiyor. Onlar çadır istiyor. Dolayısıyla yaklaşık böyle 1-2 milyon insanın şu anda bir çadır beklentisi var ki bu mümkün değil, yani bunu karşılamak mümkün değil. Ama bu özellikle enkaz arama kurtarma süreci ve enkaz kaldırma süreci ve hasar tespit süreci. Kerem Bey, ne kadar insanın çadır beklentisi var dediniz? Bir kez daha orada bir söyleseniz, altını çizsek. Benim tahminim 1-2 milyon kadar insan şu anda, yani gerçek ihtiyaç sahibi demiyorum, beklenti anlamında, yani evine giremiyor, dışarıda bekliyor. Doğal olarak hani ısınması için evine niye giremiyor? Çünkü hasar tespiti yapılıp yetkililer onlara eviniz sağlam ya da hasarlı demesi lazım ki doğal olarak tabii ki o da evine girsin ya da girmesin. Yani dolayısıyla bu süreç, şu andaki süreç biraz sıkıntılı bir süreç. Biz çadır kentleri kurduğumuzda da oraya da gelmiyor insanlar. Hani evlerinin önünden de ayrılıyorlar genellikle. Burada genel olarak çözüm şu. Toplanma merkezlerinde çadırlar kuruyor AFAD. Bizler de destek oluyoruz. Ayrıca yıkılmış evlerin mahallelerin arasında muhtarlar aracılığıyla 50, 100, 200 gibi böyle çadırlar kuruyor. Biz de bu noktalara gıda sevkiyatı yapıyoruz. Yani dolayısıyla bu şey aslında hasar tespiti sonrasında bizim düzenli kamp alanları, önce çadır sonra hızlıca kaldırılarak konteyner kamp alanları süreci bu enkaz kaldırmasından sonra evet. Olacak. Ama görüyorsunuz bu söyleşiyle izlediğinizde. Yani her çadır isteyene verecek bir şey, çadır kapasitesi, milli kapasite yok. Sadece dinleyelim, ihtiyaç sahibine vermemiz gerekiyor. Burada da artık yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, işte muhtarlarımız, valilerimiz, AFAD yetkililerimiz inisiyatif kullanıyor ve işte insanların bir açlılıklarına, çocuğu olması durumuna vesaire gibi bakarak şu anda dağıtım yapıyorlar. Evet, bu açıklamaları yapan Kerem Kılık biraz önce de bir açıklama yapmış. Diyor ki Kızılay Cemiyeti'nin kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan konu Kızılay sürdürülebilir gelir üretim üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir. Yani diyor ki iki tane Kızılay var diyor. Bir diyor Kızılay'ı finanse etsin diye, yardımları finanse etsin diye biz bir şey yapıyoruz, bir şirketimiz var diyor. O şey bir yardım şeyi var, orada para topluyoruz. Bir de bu topladıklarımız parayı işte değerlendirsin diye ne bileyim çadır yapıyor, normal şartlarda satıyor. Onun için bir Kızılay şirketleri var. Bunlar diyor Ahbap çadırları diyor buradan aldı diyor. Yani o çadırlar Kızılay'dan AFAD'a gitmemiş, Ahbap'a satılmış. Bu arada aynı günlerde de depolar boş, ama depolar boşken de 215 milyon liralık, 200 milyon liralık bir portföy için kapa gidilmiş ve de Kızılay, ya bizde çok para var, bu paraları nasıl değerlendirelim diye yana yakıla şey arıyor. Yani depoda çadır yok Hatay'da, çünkü Suriyelilere gönderilmiş, evdeki çadırlar Ahbap'a satılıyor, para var, bu parada acaba nasıl değerlendiriliriz diye şey yapıyor. Biraz karışkan, birazdan daha detaylarına gireceğiz. Tabii şimdi Kerem Kılık bunu söyledi ama biz o günlerde farklı yerlere bağlanıyorduk ve bağlandığımızda da hep aynı çığlıkları duyuyorduk. Çadır yok, çadır yok, çadır yok. Cihan da onlardan bir tanesiydi.
Bir şeye ihtiyaç var mı? Hani şurada olsa dediğiniz bir şey var çadır mı? Çadır ihtiyacımız var. Bir Cihan Başkan'a da söyledik. Çadır ihtiyacımız var. O giderilebilirse çok iyi olur. Konserve yiyecek. Konserve yiyecek. Çok az. Powerbank, şarj aleti. Şarj aleti, yani, evet. En fazla çocuklarımız için zaten. Evet. Tabii tek bu bize de gelmiyordu yani sadece bizim yayınlarımızda değil. Aynı zamanda bölgedeki siyasetçiler de aynı çadır yokluğunun farkındaydı. Onlardan bir tanesi de elbette Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Baktı çadır yok, o da bir açıklama yaptı. Bakın ne yaptı? Bir gün sonra 11 Şubat'ta yapılan açıklamayı görüyorsunuz. Malatya'dayız. Başka bir acı ortamdayız. Büyük sıkıntılar var. Şu ana kadar bize aktarılan temel sorun çadır. Gazeteci arkadaşlarım burada, depremi izleyen arkadaşlarım da farkındalar. Hava çok soğuk, gerçekten çok soğuk. Belli yerlerde duruyorlar, belli evler, belli az önce gittiğimiz salon. Kişilere yerleri açıyorlar ama dışarıda kalan çok sayıda, arabada kalan, geceyi arabada geçiren çok sayıda Malatyalı var. Malatyalıların büyük bir kısmı Malatya'dan ayrılmış, bu da ifade edildi bize. Çadır konusunda buradan açık çağrı yapıyorum. Sizin elinizde eğer çadır var, çadır stokunuz varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın. Kaç çadır varsa bize verin. Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz. Şu ana kadar 5. günündeyiz. Çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki bir sorunumuz var. Nasıl oluyor da bu kadar hazırlıksız davranabilirler? Akıl alacak şey değil bu soğukta. İnsanları soğuğa mahkum etmek, zaten depremin acısını yaşıyorlar. Bir de böyle bir acıyla, böyle bir sorunla karşı karşıya kalmaları gerçekten üzüntü verici. Şunu da ifade etmek isterim. Elbette ki Türkiye büyük bir ülke, Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye bütün sorunlarını çözebilecek kapasitede olan bir ülke. İmkanları var, her türlü imkanı var ama maalesef koordinasyonsuzluk pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Bu sorunlar konusunda da hükümete çağrı yaptım, defalarca dile getirdim. Aslında benim seslenmem hükümetin vatandaşın çektiği acıları duymasını sağlamak içindir. Vatandaş bilsin, vatandaşın derdini bilsin, vatandaş çadır istiyor. Ya bu ülkede çadır nasıl olmaz? Çadır stokları nasıl olmaz? Kızılay'ın çadır stoku nerede? AFAD'ın çadır stokları nerede? Bunların bir şekliyle önceden düşünülmesi, hazırlanması, stokların hazırlanması gerekirdi. Bunların olmaması, ulaştırılamaması büyük bir sorun. Buradan tekrar hükümete çağrı yapıyoruz. Lütfen bu sorunu çözün. İki, elinde çadır olan kim? Hangi işletme varsa bize bildir. Kaç çadır varsa biz bunları alacağız ve bütün deprem bölgelerine göndereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız burada. Onlar zaten depremin olduğu her yerde elemanlarıyla bir şekliyle sorunları gidermeye çalışıyorlar. Ama çadır bulmakta biz de zorluk çekiyoruz. Çünkü çadır yok. Bunun bir şekliyle bulunması lazım. Yani 11 Şubat itibariyle deprem üzerinden 6 gün geçmiş. Kızılay parası var. O paraları nerede harcarız diye portföyü arıyor. Oradan kendisi portföyler yaratmaya çalışıyor. Emlak işine gireyim diyor. Daha önceki çadır yardımları AFAD üzerinden Suriye'ye gönderilmiş, depolar boş. Ve 11. gün çadır arıyoruz. Bir kalan çadırların bir kısmı Ahbap'a satılmış. Tabii satılıp onlar da deprem bölgesine gelmiş ama orada da bir ticaret dönmüş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu cümlesi 12. günde de devam etti. İnsanlar çadır dedi. 13. günde de çadır aradılar. 14. günde de yayınlarımıza bağlanıp çadır yok dediler. 15. günde hepimiz şaşkındık artık niye çadır yok diye. Kızılay'a gelen eleştiriler artmaya başladı. 16. günde, 17. günde de ve de 20 bu açıklamadan tam 10 gün sonra bütün bu Kızılay eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı hepimizin bildiği gibi şu cümlelerle oldu. Terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede diyor. Ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız. Ve namussuz, ve adi. Evet, bu şekilde devam ediyordu ve de bu da herhalde hafızalara kazınmış durumda. Tabii tek çadır çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Barış Atay da Hatay'da günlerce kalıp çadır yok kendi elimizde buluyoruz diyordu. Samandağ Belediye Başkanı da çadır yok, çadırlara ulaşamıyoruz diyordu. Ve de en son bu açıklamayla beraber bu da geldi. Bugün... Yani 26 Şubat'taysa en son biliyorsunuz çadırların satıldığı haberini Murat Ağrel Cumhuriyet Gazetesi'nde çok mükemmel bir gazetecilik yaparak belki de detaylı olan bir şeyi ekrana çıkartarak bütün Türkiye'ye duyurdu. 27 Şubat yani bugün bu yayının yapıldığı birkaç saat önce ise yeni bir boyut eklendi ve de Haluk Levent biraz önce bir açıklama yaptı Fox Haber'e ve dedi ki biz sadece çadır almadık Kızılay bize aynı zamanda konserve de sattı.
Şimdi gördüğünüz gibi konuşacak çok şey var. Leman aslında bütün bu durumu özetlemiş. Şu anda demiş, Kızılay demiş, enkaz altında kaldı demiş. Biz de bugünkü manşetimizi onlardan ödünç aldık. Kapağı bunu taşımışlar. Enkazda başka kimse var mı diyor. Biz varız, Kızılay diyor.